Evet arkadaşlar, Mega Dedektör olarak yepyeni bir dedektör tanıtım ve kullanım videosuyla daha karşınızdayız. Bugün tanıtımını ve kullanımını anlatacağımız ürünümüz Nokta Dedektörü Score 3 modeli. Bu makina Score 1 ve 2 serilerinin en üst modeli olarak gelmektedir. Pro paketinde şu anda orijinal kablosuz kulaklığı, 30 santimlik başlık var paketinize standartta ve şöyle de 8 inçlik bir ekstra başlığı var. Artık herkesin akıllı telefonu olduğu için sadece firmalar şarj kablosu gönderiyor. Şarj etmek için kendi telefonunuzun şarj adaptörünü kullanabilirsiniz. Multi frekanslı, su geçirmez, şarjlı bataryalı, gayet iyi, ekonomik ve performans veren bir modeldir Score 3. Videomuzun devamında cihazı anlatalım size. Şimdi videomuzun devamında cihazımızın size tuşların ne işe yaradığını anlatalım. Artı eksi tuşlarımızda arama bölümündeyken hassasiyet ayarlamaları yapabiliyoruz. Şu solda görmüş olduğunuz bar hassasiyet barımızdır. Score 3 modelimizde 15 kademe hassasiyet ayarı vardır. Şimdi biz ofis içerisinde olduğumuz için hassasiyeti birazcık düşürüyorum. Parazit yapmasın diye. Sağ sol yön tuşlarımızda programlar arası geçiş yapabiliyoruz ve ayarlar bölümümüzde geçiş yapabiliyoruz. Orta kısmındaki skalamız ayrım skalamız, ID skalamız, derinlik göstergemiz. Buradaki göstergeler yüzeyde mi derinde mi olduğunu size söyleyebiliyor. Ürünle ilgili batarya göstergemiz var. Diğer üst kısmında göstergelerimiz bulunmaktadır. Ekran ışığını gösteriyor ve hangi kullanıcı profilinde olduğumuzu bize gösteriyor. Ayarlar tuşumuz ve açma kapma tuşumuz. Pinpoint tuşumuz ve ayrım ayarlama tuşumuz. Bakın sol taraftaki ayrım skalamızda pinpoint'ı bir kere basıp bırakırsak ayrım ayarlamaları yapabiliyoruz. 4 kademe bölüm vardır. A yazan bölüm all metal, tüm metaller açıktır. Burada demire sinyal verir. G bölümü ground, yani 1 ve 2. bölümler arasındaki topraktan ses gelmemesi için. F bölümü demir kapalı bölümü, 0'dan 10'a kadar olan bölüm kapalı. Aynı zamanda custom bölümümüz var. Burada da 0'dan 12'ye kadar kapalıdır. Kendiniz istediğiniz şekilde ayar yapabiliyorsunuz bu bölümde cihazımıza. Sol taraftaki tuşumuz ise frekanslar, multi frekansı değiştirmek için kullanılan bir tuştur. Şimdi skor bölümümüzde multi frekans 1, multi frekans 2 ve multi frekans 3 bölümleri var. Aynı zamanda da 4 kHz, 15 kHz ve 20 kHz olarak da manuel olarak frekans ayarlamaları yapma imkanınız bulunmaktadır. Skor 1 ve Skor 2 modellerinde sadece multi frekans ve 15 kHz seçebiliyordunuz. Skor 3'te bu daha gelişmiş bölümdedir. Şimdi videomuzun devamında ayarlar bölümünü anlatalım. Şimdi cihazımızın ayarlar bölümüne gelmek için açma kapama tuşuna bir kere basıyoruz. İlk çıkan bölümümüz zemin ayar bölümümüzdür. Burada zemin ayar yapmak için istersek artı eksi tuşlarımızdan manuel olarak indir kaldır yaparak ayar yapabiliriz. İstersek ortadaki pinpoint tuşumuza basılı tutarak otomatik olarak zemin ayarı yapabiliriz. İstersek de tek tuşa bastığımız zaman da izleme bölümünü aktif hale getirebiliriz. Burada makinamız sürekli olarak toprak ayarını kendisi yeniler. Şimdi biz otomatik olarak yapalım bu ayarımızı. Toprak ayar bölümündeyiz. Tuşumuza basılı tutuyoruz. Yere pompalama yapıyoruz. Ekrandaki rakam sabitlenene kadar bu işlemi yapıyoruz. Sabitlendiği zaman düğmeden elimizi çekip toprak ayarımızı yapmış oluyoruz. Diğer ayar bölümümüze gelelim. Bu da record ve speed ayarımızdır cihazda. Record ve speed ne işe yarar? Yan yana dönen 2 metali algılama hızıdır cihazda. Mesela demir atıklarının çok olduğu bölüme gelirseniz buradan record ve speed bölümünü arttırarak daha randımanlı çalışmalar yapabilirsiniz. Fakat bunu çok arttırdığınız zaman makinede derinlik kaybı olur. Diğer ayarımız ise demir filtreleme bölümüdür. Burada demir türevlerinin çok olduğu alanlarda eğer ki değerli metaller varsa bunlar değerli metalleri maskeleme yapar. Yani kapatır üstünü. Mesela örnek veriyorum size. Tüfeklerin fişekleri vardır. Mermilerin kovanları. Onlar mesela yanıltabilir sizi. Burada da demir filtresini arttırarak o tip metallere de cihazın demir sesi vermesini sağlıyorsunuz aslında. Bir nevi metallere göre demir sesi alma ayarıdır bu. Diğer bölümümüz ses ayar bölümümüzdür. Cihazımızdan çıkan ses ayarlarını buradan cihazımızın sesini çoğaltıp veya azaltabiliyoruz. Diğer bölümümüz ekran aydınlatmamız. Buradan ekran ışığımızı arttırabiliyoruz. A bölümüne geldiğiniz zaman da bunlar da otomatik ayar bölümüdür. Cihazı kullanmadığınız zaman bu ayar kendini hemen kapatıp
enerji tasarrufu sağlar size. Bluetooth bölümümüz ise kablosuz kulaklık kullanmanızı sağlar. Zaten hala hazırda Skor 3'ün Pro Pack'inde bu kulaklık bulunmaktadır. Cihazla beraber kullanabilirsiniz ama kendi Bluetooth kulaklığınızda Skor 3'te kullanma imkanınız bulunmaktadır. Buradaki bölümümüzde zemin gürültü engelleyici. Tüm ayarlarınızı yapmanıza rağmen eğer ki zeminden kaynaklı bir parazitlenme oluyorsa bu ayarı arttırarak zeminden gelen gürültüyü iptal edebiliyorsunuz. Diğer modumuz ise kullanıcı profilimizdir. Burada yapmış olduğumuz ayarlarımıza kullanıcı profilimize kaydedebiliyoruz. Diğer bölümümüz ise kabul red bölümümüz. Yani istemediğimiz metalleri burada reddedebiliyoruz. Bakın bu bölüme geldiğimiz zaman yukarıdaki kursör hareket ediyor ve ID rakamlarımız hareket ediyor. Hangi bölümü görmek istemiyorsak, mesela şu anda 20'nin üzerindeyiz, dolu. Bastığımız zaman sileriz. Tekrardan kapalı olan bölüme de bastığımız zaman aktif hale getirir. Burada istemediğiniz metalleri reddetme imkanınız bulunmaktadır. Bunu zaten videonun devamında tekrardan size anlatırız. Diğer bölüm ise burada ses tonumuzdur. Ekstra ayarlara geldik. Cihazın burada vermiş olduğu ses tonlarını ayarlarız. Mesela Skor 3 modelimizde 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4, 6, 60 ton ve almış olduğu frekansa göre sinyal verme özelliği var. Mesela 60 tonda 0'dan 10'a kadar kalın ses verir. Ondan sonraki bütün bölümlerde makine almış olduğu ID rakamlara göre farklı ses tonları verir. Benim size tavsiyem burada kullanmanız gereken bence 4 tonda kullanmanızda fayda var. Diğer bölümümüz demir sesi bölümümüzdür. Burada demirden gelen sesi arttırabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Demir sesini açıp kapatma imkanı sağlıyor burada. Diğer bölümümüz ise almış olduğunuz sinyallerdeki farklı ses tonları ayarlama imkanı sağlar. Mesela 0'dan 10'a kadar makine kalın ses tonu veriyorsa bunu buradan 12 yaparsınız. Kalın ses tonu 0 ile 12 arası verir. Bunu ayarlama imkanı sağlar. Diğer modumuz ise eşik sesi modumuzdur. Cihazımızın arka planda gelen bir zemin sesi modu vardır. Bakın. Biz buna dedektörlerde threshold ayarlıyoruz. Bu ses ayarlama almış olduğunuz sinyalleri daha da kuvvetlendirir. Bunu tabi profesyonel kullanımlarda yaparsın. Normalde fabrika ayarı bunda 0 olarak gelir. Skor 3'te diğer bir ayar ise şişe kapağı reddetme gibi ayarı. Mesela arazide bazen tarama yaparken şişe kapakları, gazoz kapakları, bu tip değersiz metaller makinelerde değerli olarak gözükebiliyor. Sizi çok yanıltabiliyor. Skor 3'te böyle bir ayar var. Bunu 8 kademeye kadar ayarlama imkanınız var. 8'e aldığınız zaman arazide şişe kapağı olabilecek tüm metallerin hepsini reddeder makina. Bu şekilde de ayar imkanınız bulunmakta. Diğer bölüm ise titreşim bölümümüzdür. Cihazın sesin dışında aktif olarak tutma kolunda bir titreşim uyarısı vardır. Bunu aktif hale getirebiliyoruz. Diğer bölüm ise fener bölümümüzdür. Cihazımızın arka tarafında bir led aydınlatma var. Art tuşuna basarak bunu aktif hale getirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ışığımız yandı. Karanlıkta arama yaparken arazide bunu fener olarak kullanma imkanınız bulunmaktadır. Cihazımızın ayar kısmı bu kadar. Şimdi arama ayarlarını anlatalım size. Şimdi cihazımızın arama programlarını anlatalım size. Skor 3 modelimizde 4 tane arama programımız bulunmaktadır. Birinci modumuzda makinamızın park modudur. Atık metalin çok olduğu yerlerde, alüminyum folyo gibi, şişe kapağı gibi metallerin çok olduğu yerde kullanım imkanı sağlar. Burada makinamız 3 ses tonuyla ayrım yapıyor. Fabrika ayarı olarak siz kendiniz de demin anlattığım ayarlamalardan değiştirebilirsiniz. İkinci modumuz daha çok sürülmüş, ekilmiş alanlarda, orman arazileri gibi normal temiz arazilerde kullanabilirsiniz. Üçüncü modumuz plaj ve deniz modumuzdur. Skor 3 modelimiz 5 metreye kadar suyun altında kullanım imkanı sağlayan bir üründür. Plajda veya deniz altında kullanmak için 3 numaralı modu kullanmanız gerekiyor. Skor 3'te diğer skor modellerine ayrı olarak da relik dediğimiz kalıntı modumuz vardır. Diğer programlarda bulamadığınız kalıntı tarzdaki büyük metalleri daha derinlerden bulabilirsiniz. Şimdi biz makinamızda birinci modumuza aldık. Cihazımız nasıl ayrım yapar, nasıl kullanmaya başlarız onu size anlatalım. Birinci modumuza aldık. Öncelikle makinede bir noise cancel ayarı yapmamız lazım otomatik olarak. Yani bulunduğumuz alandaki elektromanyetiksel parazitleri yok etmemiz lazım. Bunun için sol alt köşedeki tuşumuza basılı tutuyoruz.
Başlığımızı bel hizasına kaldırıp cihaz kendisi otomatik olarak bir çalışma alanı bulacak kendine. Bu ayarı yaptıktan sonra ayarlar bölümümüzden toprak ayarı bölümümüze geliyoruz. Zemin ayar bölümümüze. Pinpoint tuşumuza basılı tutuyoruz. Yere pompalama yapıyoruz. Ekrandaki rakam sabitlendiği zaman tuşumuzu bırakıyoruz ve ayarlar tuşuna bir kere basarak bu menüden çıkıyoruz ve cihaz şu anda aramaya hazır konumda. Şimdi gümüş türü metallerde gördüğünüz gibi 50 rakamlar veriyor. 40'ın üzerinde verir. 40 ile 60 arası rakamlar veriyor. Bu tabii ki metal içeriğine göre değişiklik gösterir. Sağ tarafta bir derinlik skalamız var. Bu küçük metaller için etkili bir derinlik göstergesi. Bulmuş olduğunuz hedef yüzeyde ise buradaki gösterge yüzeyde görünür. Derinlere indikçe bu gösterge de aşağı doğru gösterir. Burada tahmini olarak bulmuş olduğunuz hedefin derinde mi yüzeyde mi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Altın tür hedeflerde ise 20'nin üzerinde rakamlar verir. Bu da demin anlattığım gibi metalin içeriğine göre bu rakam skalası değişmekte. Demir türü metallerde şu anda demir bölümü kapalı. Ben demir bölümünü açalım. Bakın kalın ses verir. 0'dan 10'a kadar rakamlar verir. Demir bölümünü kapatmak istiyorsak tekrardan buradan şu görmüş olduğunuz bölümü F bölümünü alırsınız. Demiri görmez makine. Ama gümüşü görür. Altın tür hedefleri görür. Şimdi bir hedef buldunuz cihazımızda. Sağ sola sallayarak hareket ederek bir hedef buldunuz. Daha sonra pinpoint tuşumuza basılı tutarız. Bu moddayken PP yazar. Hedef üzerindeyken tam sabitleme yapar. Bu şekilde de hedefin tam noktasını tespit edebiliyorsunuz. Mega dedektör olarak nokta dedektörünün yetkili satış bayisiyiz. Noktanın Skor 3 modelini firmamızdan güvenle satın alabilirsiniz. Ürünlerimiz faturalı ve garantilidir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, yeni videolar için de kanalımıza abone olmayı unutmayın.